Geldik işte bizim. Bu nasıl bir şey Çin'e ya? Çin'e bir gidelim ya. Çin'e. Çin'de olaylar. Ya nasıl? Bu arada yeni bir virüs çıkmış Çin'de, biliyor musun? Ne adı ne? Lülülü bir şey yani, böyle onlar söylediler de anlayamadım. Şimdi bir düğün sosyal medyanın gündemine oturdu Çin'de. Başta her şey normaldi. Hanım kızımız geldi. Damat adayımız, ah sevgilim, aşkım, bir tanem, nişanlım. Davetliler hazır. Bal kızım dedi. Orman gülüm hoş geldin dedi. Ama kız biraz acı bal yemişti. Her şeyden habersiz damadın koluna giriverdi. Sonra da öyle şeyler oldu ki vay anam vay. Böyle intikam görülmedi. Çin'de gerçekleşen bir düğün sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk başta her şey normaldi. Gelin her şeyden habersiz damadın kolunda sahneye doğru yürüdü. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Çift sahneye geldiğinde devasa ekranda gelinin eşini eniştesiyle aldattığı video yayınlanmaya başladı. Video davetliler arasında soğuk duş etkisi yaratırken damat gelini iterek "Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun?" dedi. Gelinse elindeki çiçeği eşine fırlatarak tepki gösterdi. Bu intikam sosyal medyayı ikiye böldü. Damadın tarafında yer alan kullanıcılar en iyi intikam tüm aile ve arkadaşlarının önünde alınan intikamdır derken, diğer bir grup kullanıcıysa damadın aldatıldığını bile bile neden kadınla evlendiğini sorguladı. Peki siz aldatıldığınızı öğrenseniz ne yapardınız? İntikam alır mıydınız? Nasıl hadise? Nikah kıyılmış yani, evlenmişler mi halihazırda yoksa orada evlenecekler? Nikah kıyar mı o yakışıklı abim benim ya? Deli misin o saatten Duvak, sonra neyin nikahını kıyıyorsun? Olmaz. Çiçek hazır. Kız gelmiş. Hani getiriyorlar böyle. Hiçbir şeyden haberi yok gelinimiz. Içinde. Heyecanlı. Oh yani. Enişte orada mı acaba? Fırınlar, mercimekler her neyse ama ben damadımı buldum diyor. Oh kocamı falan filan. Şimdi hadise şu. Enişte kim? Enişte kim? Enişte orada mı? Enişte orada mı? Söz konusu video gösterilmiş, videonun mahiyetinde neler var? Bir dakika, kocasını aldatıyor, kız kardeşini de aldatıyor. Kız enişte nedir? Hangi enişteyi bilmiyoruz. Enişte ona denir bizde. Ben teyzemin kocasına dedi işte diyorum, ona ne diyeceğiz? Bizde herkes enişte biliyorsun. Ya da kız kardeşinin kocası, ablasının kocası. Yani işte neyse işte, o enişte kim? Enişte, o enişte mi el altından videoyu verir? Videoda ne var? Hayır bence kız yani kardeş. Herkesin göz önünde biz ne izledik? Kız kardeş. İntikamını. Ya önemli değil, kız kardeş olsun. Bu enişteyle o videonun içinde ne var? Nasıl çekildi? Dedektif mi tutuldu? Enişte mi o işi halletti? Olan bir tane eniştenin üzerinden mi ilerliyor? Anladın mı? Enişte mi el altından verdi, etti falan filan. Yanlış anlaşılma var. Bak orada yazılar var. Mesajları koydu oraya. Bilmediğimi mi zannediyorsun? Al sana. İşin son noktası o. Acaba enişteyle o video izlenirken gelin kızımız ne yaptı? Sevgili seyirciler, bütün bunlar önemli. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen böyle bir intikam alır mıydın? Madem intikam, hayır, koca otelin lobisinden, otelin şeyinden bahsediyoruz. Kaç para bunlar? Tabii canım. Sen evlendin bilirsin. Mesela biz de işte otelci arkadaşlardan soruyoruz. 200-300 bin dolar ödüyorlar bu salonlara. Ya duruma bağlı tabii ki. Yani bu durumda bayağı durumları iyi bir durum. Hani... Bak barkovizyonlar, çiçekler ayrı. O adam o barkovizyona o parayı kredi alır yine verir. Onu orada gösterecek. Hayır bence bazı aleme. Sosyal medyada demişler ya madem bu haltı yiyeceksiniz, bu intikamı alacaksın, niye yapıyorsun? Zaten önceden ödenmiştir. Salonun kirası boşuna mısın? Ayrıca dediğin gibi yani bu videoyu çıkaracak o kızın... böyle görmesini sağlayacak diyelim. Herkesin önünde. Dolayısıyla o paraya ben çoktan kıyarım. Hatta prova yapmıştır. Acaba tam o anda çalışacak mı? Tam müziğin girdiği anda ikisinin aşk dolu resimleri çıkacakken işte çıkan görüntü bu. Peki efendim, sen böyle bir intikam alır mıydın, almaz mıydın? Bunu konuşalım ama vatandaş ne diyor bakalım. Şimdi bakalım sen efendim. Ben hemen söylersek olmaz. Siz bir intikam alır mıydınız aşk uğruna? Aldatıldığınızı öğrenseniz ne yaparsınız? O an ne gerekiyorsa onu yaparım. İntikam alır mısınız? İntikam almam. Üzülürüm tabii. İntikam almam, ayrılırım yani direkt. Aldatılmak belki de dünyanın en kötü duygularından biri. Çin'de gerçekleşen olayda aldatılan bir adam gelinin onu aldatma videosunu düğün salonunda dev ekranda yayınladı ve bunu bilmediğimi mi sanıyordun diyerek bağırmaya başladı. Çok kral hareket. Masraflı biraz olmuş ama güzel intikam almış. İyi yapmış, çok iyi yapmış. Siz olsanız yapar mıydınız? Yapardım, aynısını yapardım. Görsün, herkes görsün. Böyle bir şey yapıyorsa insanlar da öğrenmeli bence. Bence çok güzel yapmış. Çok iyi yapmış yani, tebrik ediyorum kendisini. Aldatılmış da tamam da yani o da biraz ağır olmuş. O görüntüler düğün salonunda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Sonrasında öğrenilen bilgi ise daha da şok ediciydi. İddiaya göre gelinin damadı aldattığı kişi hamile kız kardeşinin kocasıydı. Hiç aldatıldınız mı? Evet. Kim tarafından? Rüzgar, Onur. Rüzgar, Onur, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ki aldatıldığınızı öğrenince ne yaptınız? Hiçbir şey. Ayrıldık yani. İntikam aldınız. Uğraşamam. Hiç aldatıldınız mı? Evet. Nasıl öğrendiniz aldatıldığını? Kendisi söyledi. İntikam aldınız mı peki? Gerek yok. Çin'de bir adam aldatılmış. Hı hı. Düğün günü, düğün salonunda gelinin onu aldatma görüntülerini yayınlayarak intikam almış. Gayet iyi. Ben kral adam. Hiç aldatıldınız mı? Evet. Nasıl öğrendiniz bunu? Bir komplo kurdum, öyle öğrendim. Ne yaptınız? Eski sevgilim haber verdi. Onu fake'ten takip ediyormuş. Bana attı, dedi ki böyle böyle. Hikayesine baktım. Kıza sordum, yalan söyledi. Gittim çocuğu buldum. Çocuktan harbiden öğrendim. 6 aydır beni aldatıyormuş. Eyvah. Ne yaptınız? Ne yaptım? Bitirdim. Ne yapayım? Renkli gözlü, güzel gözlü bir insan nasıl aldat? Nasip denk geldi öyle yoldayken. Karşıdan geçiyordum. Bir an tanıdım. Baktım gittim yani. Bu kadar. İntikam aldınız mı? Yok, uğraşmadım. Ebru Murat sokakta sorduk. Kimisi çok kral hareket dedi, kimisi ise ben intikam almam, onun seviyesine inmem dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İntikam alır mısın, almaz mısın Murat? Bu şekilde bir alırım. Ya. Tabii tabii diye çok, çok uğraşmam. Müthiş keyiflidir. Uğraş bence. Dünyanın en güzel hareketi bu. Hiç uğraşma. O pisliğin, o negatifliğin, o kendi garip hallerinin içinde benim temiz duygularımın hiçbir şekilde yeri yok. Aldatan da aldanır zaten. Onun için ben böyle işlerden arkama bakmadan kaçarım. Olsun gelsin. Karma mı? Hemen anında tak. Düşünsene baldızının baldan tatlı derler. Evet. Yani bal, acı bal. Aklıma iyi geldi. Baldızının kocasıyla bir taraftan değil mi? Enişte dediğimiz evet. O. Onunla aldatıyor değil mi? Onu demeye çalışıyor. İşte hani teyze meyze değil. Bayağı aile içi yani. Hı hı. Bu anı mesela hatta ya aldatmanın burada... yakınlığı uzaklığı olmaz mı? Aldatma zaten başlı başına kötü. Bir de burada akraba meselesi varsa eğer... İşte burada çok yakın akraba. Hatta burada ben baldızla işbirliği de yaparım. Bence baldız. O var orada. Ha? Orada kesin var. Acaba görüntüleri hani görüntü ya da fotoğraf o mu buldu? Ayrı bir şey. Ama bence son derece temiz, tertemiz, harikulade, intikam acı yenen bir yemektirden intikam. Yola çıkılarak soğuk ortaya yenen, çıkan soğuk. İşte ha, soğuk yenen, acı mı yenen? Soğuk yenen bir acı yemektir. İntikam o zaman soğuk yenen bir yemektirden yola çıkarak şahane bir hareket gerçekleştirmiş bu kardeşimiz. Helal olsun. Ben damadın her zaman yanındayım, arkasındayım. Ama o 2 yıl nasıl sabretti onda merak ediyorum. Adam çok iyi oynamış. O ana kadar hiç renk vermiyor. Elinden tutmuş yürüyor yani. O ana kadar gidip kadına kötü davranabilirdi. 3-5 laf edebilirdi. O bu olabilirdi falan. Anladın mı? Işte. Hani oraya kadar da çok soğukkanlı durmak gerçekten soğuk yenen bir yemek misali. Bizde ne oluyor hemen? Hani yok gurur, namus falan filan vesaire oluyor. Biz dediğim gibi bizim gibi toplumlarda. Dün işte arkadaş yaptığından dolayı gururlu hissediyorum. Maalesef. Emojisini paylaşmıştı ya. İşte neyse ki evlenmeden olmuş. Hani her şerde bir hayır var ya. Beklemiş ve imzayı atmadan görmüş. Kim bilir neler olurdu. Neler olabilirdi. Evet. Ama belki bir taraftan da damat adayının affedersin yediği haltları da bilmiyoruz. Belki ön plana çıkmak için, daha ön almak için bu hareketi yaptı. O da olabilir. Suçlu hırsız ev sahibi. Neyse ben diyeceğim o ki bu hareket açıkçası bana %75 civarında uyuyor. Sana uymuyor. Bana kesinlikle uymuyor. Ben böyle şeylerden, ben negatiften kaçan bir insanım. Yani etrafımda benim negatif bir şey olsun, biri bana bir laf etsin, biri benimle kavga etmeye başlasın falan. Yani direkt konuyu kapatıyorum. Perdeyi çekiyorsun. Direkt. Blokluyorum yani. Ve dönüyorum ve gidiyorum. Hiç kaldıramıyorum artık. Eskiden biraz daha böyle kafamı kurcalardı falan. İlk gençlik zamanlarında diyelim. Yani hayır yani sürekli olabiliyor yani. Ama... Birinden beklemediğin bir şeyle haklı olduğuna eminsen ben uğraşmazdım. Uğraşma. Aşk uğruna ne yapardım ama aşk uğruna çok şey yaparım. Bak aşk deyince akan sular durur. Sadık, düzgün, güzel. O zaman şuna gelelim. Buyurun. Nereye gel? Böyle bir hadise yaşandı. Acayip de aşıksın. Yine çekip gidiyor musun yoksa... Neyse hadi deyip devam edeceksin. Asla. Hadi bakalım. Asla ne? Neye asla? Asla vazgeçemem senden. Kadınlar kaçacakları bir şey olduğu zaman hemen şarkıya, şiire vururlar arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ya daha ne istiyorsun? Cevap ver bana. Daha ne istiyorsun? Yapamam sevgisiz. Çok seviyorsun. Aşk uğruna çok şey yaparım. Aşk uğruna. Hayır, aşk uğruna. Bak ama aşk uğruna şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım diyoruz. Sonra da böyle bir olay karşısında olmaz diyoruz. O zaman şuna geliyorum. Aşk her şeyi affeder mi Murat? Onlar çok soruldu ya. Evet, affetmez canım. Çünkü o tarih tekerrürden ibarettir hikayesi. Burada sen mutsuzluğa... Bugün yapar, yarın da diyorsun. Tabii canım, yani misliyle yapar. Yarın kucağında bir çocukla, haliyle yapar. Öyle bir hayatın içine girmek istiyorsan gözlerini kapat. Değişir mi? Değişmez. Filmin fragmanı baştan belli efendim. Tamamını izlemeye gerek yok. Olay bu kadar. Ama net, insanın değişmeyeceğim diye bir lüksü yoktur ki. Değişmez. Değişmesi gerekir. İnsan değişmez mi? Hayır, değişmez. Olur mu hocam? O çok, hayır, çok katı oldu bu. Bak, değişeceğine inanmıyorum. İnsanın bazı konularda esneklik kazanabilir vesaire olabilir ama yapı neyse odur. Yani işletme sistemleri değişmiyor. Neyse yüklenen sana, hikaye orada gelişiyor biliyorsun. Bunu ayrıca konuşalım. Reklamda konuşalım. Mutfak. Mutfak mı? Mutfağa gidelim hayatım.